Merhabalar, biz Nişantürk Türk izleyicileri bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz İstanbul'dan geliyor. Sanatçı Pınar Ervardar konuğumuz derseniz. Öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Pınar Hanım? Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyiyim. Davetinize teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bir kez enerjinize sağlık. Sağ olun. Ardından da sizlerin kıymetli, değerli sanatçımızı tanıtmak isterim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. En zor insanın kendini tanıtması galiba. Doğru. 55 yılında İstanbul'da doğdum. Alman Lisesi ve Boğaziçi Endüstri mezunuyum. Hı hı. 79 yılından 2000 yılına kadar çeşitli kendi kontrolümde serbest meslek ve ticaretle uğraştım. Hı hı. Bunların içinde en bana heyecan vereni 001 ruhsatlı Adil Çocuk Evi'ni Handan Buharalı ile birlikte kurduk. İlk top havuzunu falan biz getirdik Türkiye'ye. Onun en büyük bana katkısı yeniden çocuk gözüyle dünyaya bakmak oldu. Ne kadar güzel. 2000 yılında resim sanat başladı. 95 doğumlu bir oğlum var, Ali Selim oğlu. Şimdilik sanat bu kadar. Sanat hayatınızla tanışma noktasının bir hikayesi var mı? Sanat hayatına bir kere dedem sanatçı değildi lakabı ama elinden her iş gelirdi. Benim idolümdü. Çok küçücük bir odası vardı. Her türlü alet, edevat, onun çalışmalarını izlemek büyük keyifti. Annem 50 yaşında resme başladı. Bayağı iyi bir sanatçı olarak resimleri hepsi yerli yabancı koleksiyonlara girdi. Bunlar benim önümdeydi ama hiçbir zaman sanatla uğraşmak gelmedi aklıma. Daha sonra ticaret hayatındayken yan odamızda Sibel Kasapoğlu'yla Banu Tarhan Atölye 83 diye bir yer açtılar ve hocalarla resim yapmaya başladılar. Ben de deneyeyim bakayım dedim, bu kadar yakınıma geldiğine göre ve başlayış bir daha bırakmadım. Yusuf Taktak'la çalıştık, Altan Çelem, Server Demirtaş. Sonra fotoğraf konusunda epey çalışmam oldu. Zaten Adil Çocuk Evi'ndeyken çocukların fotoğraflarını çekmek çok büyük heyecan veriyordu. Daha sonra Halit Abuldahap, İzzet Keribar, Çerkez Karadağ, bunlarla çalışmalarım oldu. Sinan Durdu'yla epey çalışmamız oldu. Hatta Fopart adını verdiğim benim kendi resimlerimden enstalasyon yapıp onu filtre ve renk oyunlarıyla fotoğraf haline getirip beşer tane limitli sayıda bastık. Onlar New York'ta, Paris'te birçok iç ve dış şeyde sergilendi. Onun dışında böyle. Kendinize has kullandığınız teknikler var mıdır? Şimdi tabii dünyada her şey senkronize, özellikle sanat konusunda senkronize. Hani ben kendimi has zannediyorum ama belki dünyanın bir köşesinde aynısını yapıyorlardır. Benim için en özel olan pigment kullanımı. Çünkü genelde pigmentleri bir şeyle karıştırıp sanatçı kendi rengini üretiyor ve o şekilde bildiğim kadarıyla öyle kullanılıyor. Ben pigmentin her bir zerresinin kendi kişiliği olduğunu düşünüyorum. Ve hemen hemen tek tek o pigmentleri resmin içine katıyorum. Tuvalin üzerinde onlarla dans ediyorum. Bunun özel olduğunu zannediyorum ama özel, olabilir. Başka çalışan olabilir. Zamanında da, yani ders yaptığımız zamanlarda da hiçbir zaman kalem kullanmadım. Yani en zor yerleştirme bile olsa fırçayla hafif bir yerlerini koyup ondan sonra kalemsiz, çizimsiz çalıştım. Ay fotoğraflarım gene sanırım oldukça bana özel. O da el hareketiyle çekilen uzun pozlama fotoğraflar. Şu an için bunlar geliyor aklıma. Öyleyse resimlerinizdeki soyut eğilim ve dille fotoğraflarınızda izlediğimiz soyut ifade baktığımız zaman kesişebiliyor. Ve bu kesişmeyi bir üslup haline
getirmenin yolculuğundan söz edelim mi? Fotoğraflarımda da soyut çalışıyorum. Yani fotoğraf makinesi benim için elim gibi bir şey. Her detay, her motif, her canlı, cansız her şey dikkatimi çekiyor, heyecanlandırıyor. Özetlemem gerekirse resimlerim fotoğraflarla besleniyor. Fotoğraflar resimlerimi taşıyor, resimlerim fotoğraftan etkileniyor. O şekilde bir müşterek kullanıma geçiyorlar. Işık resimde de fotoğrafta da önemli açıkçası. Sizin çalışmalarınızda da ışık baş aktör olduğunu görüyoruz. Renkleriniz ışıkla bir form kazanıyor, hacimleniyor. Ve bununla birlikte aslında ışıkla olan diyaloğunuzdan da konuşmadan da geçmeyelim istiyorum. Teşekkür ediyorum. Işık benim için hayat amacım diyebilirim. Yaratıldığımızda bir ışıktan geldiğimi düşünüyorum. Ve çeşitli limitlerle, yaşam şeyleriyle o limit ışığın bir şekil gölgelendiğini ve kendimle çalışarak o limitlerden kurtulup tekrar ışık olarak, temiz bir ışık olarak geri dönmeye çalışıyorum. Ne kadar güzel. Dolayısıyla ışık benim hayatımda çok önemli. Sanırım bunu tekniğime de yansıtıyorum. Ya da fark etmeden sanat dilim ışık oldu. Ne güzel. Işık, gölge, dokular. Bunlar benim esas ilgimi çeken ögeler. Onlarla sanırım yol alıyorum. Kısaca çalışmalarınız aslında öznellikle tinsellik arasında bir yerde seyrediyor diyebilir miyiz? Güzel bir tanım. Beden ve ruh arasında tabii çok gidiş gelişler oluyor. Özellikle konsantre olma şeyinde. Bu ikisi arasında bir uyum denge sağlamak, biçimsel anlamda resim fotoyu, foto resimi, içim dışımı, dışım içimi bir şekilde tamamlıyor. Peki sanat sizin için nedir? Alışkanlık mı, ihtiyaç mı, nefes almak mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanat benim için aşktır. Çünkü içinde aşk olan ne yaparsanız yapın benim için ancak o zaman değerli ve ortaya çıkıyor. Yani doğadan insana, bedenden ruha, var edenden var olana hepsinde bir aşk olduğu zaman yaşam var. Dolayısıyla sanat benim için aşk. Aşk diyebiliyoruz. Resim yapmaya başlamak eser çıkartmanın hangi safhasındadır? Şöyle diyebilirim. Resim yapmaya başlamak benim için Kapadokya'da balona binmek gibi bir şey. Önce o seyahatin bir rotasını, heyecanını şekillendirmek, bilgisini toplamak nasıl, nerede, ne olacak. Ondan sonra doğru rüzgarı, doğru kalkış noktasını bulmak ve resim yapmaya başlamak, o balonla birlikte yükselip, teslim olup, rüzgarıyla, hafif yönlendirmelerle ve doğru zamanda noktayı koyabilmek. Wow. Genel sanatçılarımız resim çalışmalarında bambaşka o duyguların içerisindeler ve hep ben merak ederim aslında ne demek istemiş hakikaten yapan sanatçı. Hani aynı gözle bakabilmek, aynı duyguyu tadıp hissedebilmekten yanayımdır. Siz de böyle minik ipuçları verir misiniz çalışmalarınıza yoksa izleyenlere mi bırakırsınız? İsimlendirmem bile resimleri genelde. Yani bir proje bazında yapıldıysa o zaman tabii ki belli bir başlığın altında gidiyor. Ama resme geçtiğim zaman zaten benim sadece o anım değil. Her şeyimle ben soyunup o resmin içindeyim. Dolayısıyla o anda ben o resimle ve büyük enerjiyle ritimdeyim. Eğer ben onu yansıtabilirsem, karşımdaki de resmin karşısına geçtiğinde artık o resim benim değil. O resme
bakan kendini orada bulabiliyorsa ben gerçekten bütünleşebilmişim demek. Ve ben oraya bir isim yazdığım zaman yahut bir felsefe bir şey yani bir şey kattığım zaman ben o insanın direkt enerjisiyle birleşemiyor gibi hissediyorum. Ben onu yönlendiriyorum. Ama ben o resmi yaparken sadece o yazdığım iki satır değil o resim. Tabii ki. O resimde benim görmediğim ben varım. Ve onu ancak izleyenin benim limitlemem olmadan bana geri bildirimleriyle ben o anda farklı bir enerjiye geçiyorum ve fal bakar gibi bazen kendimi buluyorum. Eserlerinizin hikayesi var mı? Benim hikayem var. Eserlerimin yok. Benim yaşadıklarım... Pınar Ervardar var. Pınar Ervardar var. Yaşadıklarım, çözebildiklerim, çözümleyemediklerim. Orada benim hikayem var. Mesela duyurmak istediğiniz bir sözünüz var mı? Evet, anlıyorum. Bunu benim ilk olarak şeyde resimlerimin hikaye oluşturmasında en önemli nokta çok ilgisiz bir şekilde başladı. Şimdi marka adı vermeyeyim. Bir markanın pigmentleri tanıtım için düzenlediği bir toplantıdaydım. Ve orada edilen bir laf benim hayat felsefemle birleşti. O da dediği şuydu. Kullandığınız hiçbir pigment değerini kaybetmez. Üstüne başka renk bir pigment de koysanız o değer katlanır üst üste biner diye. Benim de hayatta hiçbir şeyden pişman olmak yahut ah niye demek gibi bir şeyim yok. Daima her yaşadığımın bana bir şey kattığını ve onun üstüne yeni bir pınar çıkabildiğini yahut demin bahsettiğim o temizliği yapabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla sanırım bu mesela kolajlarda da eskiden yaptığım resimleri yırtıp onları tekrar kullanırım. Yaşanmış hayatların yeni hayatları hazırlaması gibi diye düşünüyorum. Atölyenizde herkese açık günler yapıyorsunuz. Takip ettiğimiz kadarıyla da hakikaten galiba bunlar bunun bir parçası diyebilir miyiz? Atölye günlerinde herkese açık oluyor bir kere. Hı-hı. Facebook'tan vesaire duyuruyorum. İsteyen, arzu eden gelebiliyor. Orada sohbetler yapıyoruz. Bazen hep birlikte katılımlı şeyler yapıyoruz. Ben sanat hayatında cesur davrandım ve hiçbir zaman tevazu gösterecek kadar büyütmedim yaptığım işi. Coşkuyla yaptım, sevinçle paylaştım. Dolayısıyla atölyeme de gelindiğinde o coşkuyu paylaşıyorum ve özellikle kendini ikinci planda tutan, özellikle de kadınlarda kendini ikinci planda tutan insanlara İşte bu kadar basit siz de yapabilirsiniz duygusunu vermeye çalışıyorum. Ve insanların gözünde o parıltıyı, o ben de bir şey yapsam hissini aldığımda çok mutlu oluyorum. Mesela fotoğraf konusunda epey organizasyonlar yaptım. Arkadaşlarımın da fotoğrafla kendilerini ifade için. Daha sonra MİM 85 ile birlikte fotoğraf şeyleri düzenledik. Dolayısıyla atölyem sanırım bir filizlenme, bir çakmak vazifesi görüyor. Önümüzdeki günlerde sergilerimiz olacak mıdır? Evet, 2018-22 Kasım'da Şişli Belediyesi'nde Işıklı Düşlerim adlı bir sergimiz olacak inşallah. Çok sergim olacak, kişisel sergim. Nice güzel başarınızın da kat ve kat devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii sanat hayatında bir heyecan ve bir amaç şeyi olduğunda ilk günlerde kendi kendime gırgır geçerdim ben müzelere gireceğim diye. Ve hakikaten Elgiz Müzesi'nde 2007 yılında eserimin alınması. Hele ki bir yurt dışında ödül alacağımı hiç düşünmüyordum. Florence Biennale'inde 2017'de fotoğraf dalında ikincilik aldım. Onlar oldukça özgün fotoğraflardı.
Bunlar da benim hayat yolum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok mersi davetinize tekrar teşekkür. Sanatçı Pınar Ervardar konuğumuzdu efendim. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.